Kanal 5 ekranlarından yayınlanmakta olan Bölgenin Sesi programına hoş geldiniz. Program ortağım Hayrettin Karakaya ile programımıza başlıyoruz inşallah. Hayrettin Bey, nasılsınız bu hafta? Çok iyiyim hocam. Yoğun geçiyor, yoğun bir tempoda. Siyasi partiler adaylarını belirledi. Elazığ gündemi şu an ona yoğunlukta. Adaylar çalışmalarına başladı. Partiler tanıtımlarını yaptı. Yoğun bir tempoda devam ediyor şu anda. Siyasi çalışmalar, artık herkes seçime odaklandı gibi geliyor bana. Evet. Tabii yoğunluk artık artacak. Bizim de işlerimiz artacak, öyle gibi. Evet. Şimdi tabii her geçen gün Türkiye'de ilginç gelişmeler oluyor. Özellikle Ağrı Diyadin ilçesinde son günde özellikle çatışmaların olduğunu biliyoruz. Evet. O bölgeyi de siz iyi biliyorsunuz. Evet. Buradaki olaylarla ilgili neler söylemek istersiniz? Hocam, Diyadin Ağrı'nın Taşlıçay'dan sonraki ilçesi. 7 kilometre karayolların içinde Doğu Beyazıt'a giderken gittiğim bildiğim bir ilçe. Hatta bizim Murat Nehri'nin başlangıcı da oradan başlıyor. Bir alt not olarak vereyim. Şimdi çözüm süreci üzerinde tabii bir yoğunluk oldu. Uzun süredir böyle bir çatışmalar olmadı. Seçim arifesinde birileri bir şeyler karıştırmak istiyor zanımca. Tuzağa düşenler oluyor tabii. Bunu askeri birlikte de olabilir, tuzağa düşmüş olabilirler. Karşı tarafta HDP, Kandil, işte bu arada birbirlerini dinlemedikleri gözleniyor sanki. Yani Abdullah Öcalan'ın söylemiyle diğerlerinin söylemleri birbirine çok yakın değil. Biliyorsunuz işte Kobani olaylarında HDP Genel Başkanı'nın sokağa çağrısıyla 45 vatandaşın üstünde ölüm olayı oldu bölgede. Rahat durmayacaklar sanırım. Bu arada bununla ilgili işte paralelde halen tutuklamalar var, halen araştırmalar var. Çok şeyler dönüyor. Yani biz geçtiğimiz haftalarda 2010 KPSS'yi tartışırken 2011'de de farklı olaylar, yani diğer kurumlara giren sınavlarda yolsuzluklar yapılmış. Bunlarla ilgili gözaltına alınanlar oldu. Yetmedi, tutuklananlar var işlerinde. Çok rahat duracaklarını zannetmiyorum. Ağrı'da çok geçmişte de bir isyan olayı olduğunu biliyorsunuz. 1920'li yıllarda yaşanmış bir olay. Yani Diyadin ilçesi geçtiğimiz dönem BDP'nin belediyeyi kazandığı bir ilçeydi. Doğu Beyazıt aynı şekilde BDP'nin kazandığı bir ilçeydi. Burada tabii BDP yoğunluklu oylar var. Ama bu olay biraz çok su götürür gibi düşünüyorum. Ya, şaibeli bir olaya benziyor. Bir tuzak vardır ama seçime kadar tabii çok olayların olacağı Pensilvanya'dan da söyleniyor. Diğer partilerde bence biraz daha böyle titiz davransınlar. Seçim öncesi bir kargaşa çıkarmaya çalışanlar var. Hatta kanlı olayların yapılacağı söylentileri bile şimdiden yayılıyor zorda bırakılması için. Ben oradaki olayı planlı bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, sizin görüşünüz nedir? Yani tabii oradaki olay gerçekten, şimdi mesela şöyle bakmamız lazım. Kimin işine yarar bu iş? Bu iş kimin işine yarar? Bu iş Türkiye'de kimsenin işine yaramaz. Yaramayacağına göre. Dışarıdakilerine yarar. O zaman dış demek ülkelere ki yarar. Bunu BDP'nin, yani HDP'nin yapması mümkün değil. Onun haricinde AK Parti'nin de işine yaramaz. Yaramaz. Yani dolayısıyla bunun ayağını dışarıda aramamız gerekiyor. Yani bence bana göre de ayağı dışarıdadır. Yani bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi niye yaramaz? Çünkü ikisi için de şu anda işte açılım süreci dediğimiz bir süreç devam ediyor. Her konuda mutabıklar. Çünkü iki yıldır yani istemesek de bazıları şüpheyle baksa da en azından eskiyle oranla binde bir oranda belki bölgede olaylar olmuyor. Yani tabiri caizse olay çıkarmamak için aslında anlaşan güçler her türlü görmemezliği yapıyorlar. Çok derin bir analizin yapılması lazım. Biliyorsunuz şimdi, paralel örgütün askeri
okullara da öğrenci yerleştirdiklerini, şu an teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay rütbesinde birçok taraftarının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Dikkat etmek lazım. Yani bu olay nereden kaynaklandı? Bence dış güçlerin dışarıdan bir çalışma evet, var. Evet, yani çünkü burada tabii bölge valisinin de belki ciddi hatası olabilir. İl valisinin. İl valisinin, yani hı-hı, bölge valisi dediğimiz Ağrı ilinin valisi. Evet, evet. Şimdi bunda da eğer hatası varsa kesinlikle hükümet buna müsamaha göstermemelidir. Fakat burada da benim kanaatim yine tabii bu işlerin tutabilmesi için yani DAK kadrosundan küçük bir grup da olsa birileri tarafından, dış güçler tarafından tahrik edildiğini düşünüyorum. Olabilme ihtimali çok fazla. Çok yani, yüksek. Yani ben burada BDP'nin ya da HADEP'in bu anlamda katkı sağladığını düşünmüyorum. Yani yani onlara da fayda getireceğini zannetmiyorum. Çünkü bu barış ortamında ancak barajı geçebilirler. Halk da artık silah istemiyor, evet, çatışma istemiyor. Ve tabii burada ilginç şeyler var. Özellikle açıklamalar, hükümet tarafının yaptığı açıklamalara baktığınız zaman 5 kişinin öldüğü söyleniyor. Evet. Fakat veriler orada da çelişiyor. Yani bir kişi, o da çok ilginçtir. Belki Türkiye'de az örneği görürken bir şey, görülen bir şey. Arada köylüler ayırırken birinin, oradaki ilçe başkanının öldüğü, evet, bir kişinin de o şekilde yine çatışmalar sırasında öldüğü söyleniyor. Yani dolayısıyla aslında bölge halkı iki taraftan da sağduyulu gibi görüküyor. Olayların büyümesini engelliyor. Bölge halkı artık hocam, yani ben yaklaşık 15 yıldır bölgeyi iyi biliyorum. Dediğim gibi Diyadin'e de gitmişim, Doğu Beyazıt'a da gitmişim, Taşçiçek'e de gitmişim, Patnos'a da gitmişim. Yani Ağrı'nın tüm ilçelerini gezen bir insanım. Halk artık şey istemiyor. Terör olaylarından bıkmış durumda. Halka bunu izah etmek lazım, açıklamak lazım. Yani silahların gölgesinde seçim olmaması gerekir. Özgür iradeyle seçime gidilmesi gerekir. Ama dediğim gibi dış güçler rahat bırakmıyor. Yani gerek hükümetin gerek işte muhalefet partilerinin bu konularda birlikte çalışmaları gerekir. Her ne olursa olsun ülkenin selameti için dışarıdaki uçları piyasaya çıkarmaları lazım ki biliyorsunuz işte komşularımızda ajanlar cirit atıyor. Bu ülkemizde de yok değil yani. Bizim ülkemizde ajanı de şu anda... Ajanı bu ülke yani. Evet. Ona şüphemiz yok. Yani artık giren çıkanın haddi hesabı belli değil. Ki yakın zamanda Suriye'ye girmeye çalışan İngiliz vatandaşları da işte sınırda yakalandı yani ajan olarak oraya gidenlerin. Bu konuda umarım burada kalır. Tekrarı olmaz. Yani artık bölgenin insanı huzur istiyor. Bölgeye hizmetler gidiyor zaten. Yani hükümet bu konuda gerçekten böyle işte biliyorsunuz en son Yüksekova Havaalanı yakında açılışı yapılacak, resmi açılışı yapılacak ki AK Parti seçim çalışmalarını oradan başlatacaktı. Sanırım Erzurum'dan başlatmış olacak. Bir değişiklik oldu veya bir gecikme oldu diye. İlk seçim çalışmalarını da Erzurum'dan başlatmış olacak. Onun için bölgenin yollarına mesela Ağrı'yla Doğu Beyazıt, Diyadin arasındaki yolu sorarsanız inanın ne İç Anadolu'da ne bu bölgede ne Ege'de öyle bir yol yok. Yani işte duble yollar, bu kaç sene öncesini söylüyorum, 2011-2012'de yapılan yollar ki oradan sınır var biliyorsunuz. İşte İran sınırına kadar devam ediyor. Zaten ötesi Iğdır. Hem Ermenistan hem İran sınırına yakın olduğu için yani yollarda bir problem yok. Çalışmalar, işte, yatırımlar çok fazla. Ya benim gördüğüm o bölgedeki illere göre kıyaslıyorum Elazığ'a göre. Hocam, benim bilimsel burada, bir araştırma yapılırsa gerçekten Elazığ'dan fazla yatırım benim var. Benim burada devletin şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum. Evet. Yani AK Parti hükümetinin o hatayı yaptığını düşünüyorum. Burada devlet elini çekmemeli. Yani devlet çekmiyor burada, zaten. Yok şu anlamda söylüyorum. Yani sırf elektrik, yol, su değildir devletin. Evet. Burada özellikle bu insanların terör olayına bulaşmaması için şunu yapması gerekiyor. İstihdamı arttıracak
devlet eliyle fabrikaların yapılması gerekiyor. Bu bölgenin buna ihtiyacı var. İşte hocam bu bölgede ne zaman ki bir sakinlik sükunet oluyorsa. Hayır, devlet yapar. Hayır, ne zaman sakinlik sükunet oluyorsa özel girişimciler de yapmaya çalışıyor. Hayır, özel birileri engel olmak için yapmaz. Hocam ne yapar devlet mesela? Devlet özel fabrikalar yapmalı. Ne fabrikası yapacak? Yapar, bir sürü ya, fabrika yapar. Devlet bölgede, zaten olanları özelleştirdi. Yani ne yapacak? Hayır, bu bölgede ihtiyaç var. Diğer bölgelerde yapabilir. Yani şimdi devlet eliyle kalkınması gereken bölgeler vardır. Yani devletçilik anlayışının bazı yerlerde uygulanması gerekiyor. Evet. Özel sektörden beklerseniz kolay kolay yapmaz. Risk almaz çünkü özel sektör. Ama özel sektöre bazı avantajlar veriliyor, teşvikler veriliyor. Ne veriliyorsa veririz bölgesel işte. Bazda Elazığ, teşvikler. Elazığ şu anda 6. bölgede değil de %80 yatırım eksildi. Yani bu bölgesel teşvikler dediğiniz bunu, doğru da. Bunu tabii vekillerimize bir türlü biz iş adamları olarak yani, anlatamadık. Onu kabullendiler yani, ama geç evet, artık işten evet, geçti. İş işten geçtikten ya sonra bununla ilgili hoş bir gelişme var işte. Başbakanımızın açıkladığı artık. Böyle şehirler de dikkate alınmadan gerekirse ilçeler bile baz alınarak bu bölgesel düzenlemeni yeniden yapılacağını söyledi. Evet. Tabii burada da vekillerimizin özellikle bu işe sahip çıkması lazım. Seçim döneminden önce çıkarsa böyle bir şey yine Elazığ mağdur olur. Buna dikkat etmeli. Çünkü Elazığ'ın önünün açılmasındaki en büyük engel budur. Bunun dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi tabii bununla ilgili söyleyecekleriniz var mıdır başkanım? Yok hocam, yani bu tabii devlet politikasıdır ama şeyde inşallah seçim atmosferinde böyle bir huzursuzluk tekrar olmaz. İlk ve son olur bu olay. Temennim odur ki bir an önce ortaya çıkarılır. Tabii yani burada, nereden kaynaklandığı. Bu işin tabii önemli görülmesinin asıl sebebi şu. AK Parti şu anda hedef olarak ilimizi söylemiyorum. Türkiye'de 400 diyor. Evet. Şimdi bu 400 hedefi tabii bana göre çok gerçekçi bir hedef değil. Yani yaklaşık %73 oy alması gerekiyor ki bu hedefe varsın. Ama bu bir hedeftir. Önemli değil. Hedefi yüksek tutmak lazım. Evet, hoca, ama işte yani. Hedef olması gerekiyor. Yani bir mantığı, felsefesi olması gerekiyor. Olabilir hocam. Bu çok neden yüksek. Olmasın? Nasıl yani, olur o zaman? Yani nasıl o olur? Zaman onu konuşmak için soruyorum. Nasıl olur %73 mesela? Şimdi tabii aday belirlemede sıkıntılar yaşandı. Tüm illerde yaşandı. Evet. Beklenen adaylar vardı. İşte birinci, ikinci dönem olup da üçüncü döneme devam yani etmesi gerekiyor. Yani aslında mantıksız değil. Ben onun için söylüyorum ama mantığını hocam. Anlamamız mantıksız gerekiyor. Mantıksız değil ama işte ana muhalefet ve muhalefet partileri de sanki bir güç tarafından frenleniyorlar. Yani hükümeti iktidarı istemiyorlar. Yani biz iktidar olmak istemiyoruz gibi. Bize burası yeter gibi anlamında. Örnekleri var çünkü. Onların da aday listelerinde çok büyük sıkıntılar var. Gerek büyük şehirlerde gerek işte bizim bildiğimiz etrafımızda hatta ilimizde bile bir sıkıntı var adaylar bakımından. Onun için sanki iktidar olmak istemiyorlar ama AK Parti'nin bu sefer farklı ve çok değişik çalışması lazım. İşte o değişik çalışma şöyle, müsaade ederseniz ben izah edeyim. Buyurun, ben kendi hocam. Yorumum. Buyurun. Şimdi %73'e ancak AK Parti şu şekilde ulaşabilir. Milliyetçi oylara talip olarak MHP'yi baraj altında bırakmayı tasarlamak. Aynı zamanda BDP'nin de yani HDP'nin de maksimum oy olarak yani 9.9 gibi 9.8 gibi barajın altında kalması. Dolayısıyla 13 etti 25 buradan geliyor. Evet. Bu oyları alırken tabii MHP düştüğü zaman biraz AK Parti'ye yüklenme olacak. Buradan AK Parti'nin oyları artacak. Evet. Onun haricinde ne olacak? Şöyle bir şey olacak. BDP bu oylarını artırırken çoğunu kimden alacak? Tasarladığı CHP. Evet. Dolayısıyla CHP'nin de oylarını düşürmüş olacak. Aslında bunu gerçekleştirmek istiyor. Ama gidişat hocam, böyle bu mi? Bu bir risktir. Yani risk ama. Çok büyük bir risktir. Yani bunun başka bir izahı yok. İki parti seviyesine düşer sizin dediğiniz bu. Ama başka bir izahı yok. Yani mutlaka muhalefetin demokrasilerde muhalefet partilerinin olması gerekiyor. Ama yani zaten başkanlık sistemi iki partiyi öneriyor. Dolayısıyla onlar için problem değil. Bu sonraki olay tabii başkanlık sistemi düşününce evet iki partiye bunun başka mutlaka yok. İki partiye yani, indirgenir. CHP'nin oyu düşecek. Nasıl düşecek? Bu şekilde düşecek. MHP baraj altında bırakılacak ama şu anki senaryolar bu 400'ü mümkün göstermiyor. Yani bunu belki hiçbir yerde böyle bir yorum bilmiyorum oldu mu? Yani bu ancak bu şekilde. Sadece 400'e ütopya olarak baktığınız zaman zaten bir sonuca gidemezsiniz. Ancak böyle bir senaryo öyle olur. Ama şu anda tabii seçim startı henüz
tam verilmedi, sahneye çıkılmadı. Evet. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Yani, tabii burada bir senaryoyu daha konuşmamız gerekiyor. Evet. İşte HDP barajı aşarsa ne olacak? Aşmazsa ne olacak? AK Parti'nin oyu o zaman ne olur? Milletvekili sayısı ne olur? Aşmadığı zaman ne olur? Bunları konuşmamız gerekiyor. Yani AK Parti'nin tabii hedefi 400. Yani yüksek tuttu ama alt hedefi de 330'un üstünde. Yani 330 bunu da, diyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani en azından referandum'a gitmek için bu oy da yeterli, bu sayı da yeterli. Kaç gerekiyor referandum için? 336 gerekli. 336. Evet. Yine zor. Evet. Yani 335 de bunu kurtarıyor zaten. Ama referandumda bunu başaracağını düşünüyor. Yani büyük düşündüğü için. Sloganı da öyle biliyorsunuz AK Parti'nin, büyük düşün diye. Büyük düşündüğü için o olmasa da bu olsun anlamında. Yani bu hedef, en alt hedef budur. Yani üst hedefi de bellidir, alt hedefi de bellidir. Tabii diğer siyasi partilerde henüz üst hedef, alt hedef yok. Çünkü yani işte biz oyumuzu %25'e 30, CHP'nin söylemini söylüyorum. İşte 30'lara 35'lere çıkarız. Yani biz iktidar partisi olacağız, biz iktidara talibiz. İşte bana 4 yıl verin diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ne yapacak? Yani acaba bu 4 yılda ne yapmayı düşünüyor? Yine gidip bugün bir espri yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu IMF'nin başına verelim şu IMF'yi bitirsin diye. Yani o bu şekilde. Olan hazinede olan parayı da tüketip diyecek ki tamam bu kadar. Yine bir kaos ortamı, yine işte enflasyon. Zaten şu anda biliyorsunuz bu dolarla, faizle ilgili Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta bir açıklaması olacak. Yani faiz lobisi çok rahat durmuyor. Dolar aşırı yükseldi. Bunu ihracatçıya da etkisi var. Yani ihracatçı eğer ne kadar kazanacaksa da bu ihracat oranı düşüyor. Yani çünkü dolar değeri yüksek. İthalatçı aynı şekilde sıkıntılı dolar bazında ödediği için. Yani farklı güçler şu anda seçim öncesi böyle bir çalışmayla, yani işte faiz lobileriyle. Şöyle bir şey mi yapılmak istiyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinde geri adım attırmak mı istiyorlar? Ben onu attırmak anlıyorum. İstiyorlar. Biliyorsunuz Merkez Bankası zaten özerktir. Yani aslında ben geçtiğimiz aylarda söylemiştim. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil. Cumhuriyet Merkez Bankası. Yabancı ortakları var. Yani özerk olduğu için de çok müdahale edilmiyor. Planla bir şeyler yapılabilir. Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yabancı ortakları nasıl oluyor? Öyle hocam. Yani, demek ki tek bize ait değil. Tek bize ait değil hocam. Kim ne derse yani desin. Yani bazı eller var onun orada. Onun için yani üçlü kararnameyle atandığı halde Merkez Bankası Başkanı, Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın taleplerini yerine getirmiyor. Yani bir, burada bir düşünmek lazım. Demek ki bir yani bunu halka, bunu halka anlatamadık veya iktidarlar anlatamıyor. Yani bir üst akıl var. Yok değil. Baskı sürüyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz... Üstten nereye bağlılar sizce? Hocam bir önceki Merkez Bankası Başkanı şu an Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte ortak aday Ekmelettin İhsanoğlu şu an MHP'nin milletvekili adayı. CHP'de de benzer isimler var yani. Bu tabii Merkez Bankası bana göre yani özgür Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir Merkez Bankası değil. Değil. Ya çünkü güç yetmiyor. İktidar mesela onun riskini iktidar üstüne almak istiyor. Düşünebiliyor musun? Yani hükümet diyor ki ben bu riski üstüme alıyorum. Bunu düşür artık. Çünkü enflasyon çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Ama düşürülmüyor. Para babaları, yurt dışındaki dış ülkelerdeki para babaları burada faizden para kazanmak istiyorlar. Babacan'a nasıl bakıyorsunuz? Bu işlerle Babacan, ilgili hükümetin tabii şu an son dönemi yine çalışıyor. Yani sanki o hep üst akılların yanında oldu bu işlerde, görüntüde. Ben yani son dönemlerde biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'le ilgili söylentiler oldu. İşte aday olmayan 70 tane milletvekilinin farklı bir görüş ortaya çıkardığı çok ilginç ve tuhaf. Biliyorsunuz bir de Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi'nin birleşimi var. Milli İttifak diye geçiyor. Onlarda da İdris Naim Şahin'in partisinden istifa edip yani bir yeni parti kurdu biliyorsunuz işte. O geçmedi ittifaka.
İzmir'den milletvekili adayı olarak 25'inde netleşecek bu zaten. Yani listeye girebilir. Böyle bir talebi olmuş. Daha listeye ek yapılabilir mi şu anda? Şimdi bu partiler eksik liste verince bunu tamamlamak zorundalar. Tamam. 25 Nisan'a 25 kadar. 25 mi daha onu muydu? Ben 25 onu... Nisan'a kadar 25... bu süreç var. Kesinleşmiş liste açıklanana kadar bu var. Onun için Turgut Özal'ın oğlunun Mardin'den aday gösterilmesi Ahmet Özal'ın. Yani bir Milli İttifak'tır çıktı ortaya. Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz. Buradaki adaylar da netleşti, belirlendi. Bu açıdan işte iktidar partisinden ne kadar oy koparılır anlamında bazı güçler çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Ha bunu da artık görmeleri lazım. Ben yerel bazda düşününce mevcut adaylarında farklı bir siyasi çalışma yapıp buradan çok güçlü çıkmalar gerekiyor. Çünkü oylar parçalanıyor burada biliyorsunuz. Saadet Partisi'nde belli bir oranda oy var. Büyük Birlik Partisi'nde bir oy var. HDP'nin de oyu var. MHP, CHP'nin de belli oyu var. Yani bu konuda iktidarın çok dikkatli olması lazım. Faiz lobisi çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Evet. Evet, bunları tabii yine irdeleriz. Mesela bölgelere baktığımız zaman böyle dikkatinizi çekilen, tanıdığınız AK Parti'den vekil adayları var mıdır mesela? Mesela ben Diyarbakır'dan isterseniz. Diyarbakır'ı biliyorum, evet. İsimler varsa sizde isimlere bakalım yani. Şimdi Adana'yı biraz biliyorum. Evet. Siz Adana'da bildiklerinizi değerlendirin hocam. Yani, tabii mutlaka listeler çok farklı. Yani biz, mesela Mustafa Çalışkan'ı bilirim. Evet. Ramazan Demir'i bilirim. Yine çok fazla böyle tanıdık simalar görükmüyor. Evet. Tabii bizim dönemlerimizdeki gibi değil. Hı hı. Mesela özellikle Bingöl'e baktığımız zaman ne dersiniz? Evet hocam, Bingöl'ü konuşalım. Yani Sayın Bakanımız biliyorsunuz Diyarbakır'dan evet aday oldu. Biz tabii geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bizim de tartışma konusu oldu, polemik konusu oldu. İşte bir bayan adayımızın başka şehirden olduğu söylendi. Tabii bunu defalarca söyledik. 25 yıldır bu şehirde yaşayan, bu şehirde evli olan, yatırımları, eşinin yatırımları bu şehirde olan bir vekil adayımız dedik ama halen de söylentiler devam ediyor. Yani bu konuda AK Parti'nin isabetli bir karar verdiğini düşünüyorum Elazığ'la evet ilgili, bayan adayla ilgili. Bingöl'deki adayların profili nasıl? Yani orada bakanımızın boşluğunu doldurabilecek mi? Sanırım Feyzi Berdibek var. Evet. Biliyorsunuz evet. Feyzi Berdibek Bingöl'de tanınmış bir iş adamı. Geçen dönemde milletvekildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir rahatsızlığı nedeniyle hatırlıyorsanız bir balyoz olayıyla evet hatırlanıyor. Aracın kapısı kilitlendiğinde. Tabii o balyoz çalışmasıyla ilgili geçen dönemde aday olacağı söylendi ama geçen dönem aday yapılmadı. Evet. Bu döneme aktarıldı. Dinlenmeye alındı. Bingöl'de biliyorsunuz bir aday da Ankara'da bir otelde aday olamayınca intihar girişimi oldu. Evet. İntihar etti daha maalesef doğrusu. Üzücü bir olaydı. Cenazesi geldi geçtiğimiz hafta. Yani insanlar aday olamadı diye intihara gidebilecek kadar bilmiyorum. Artık bu adaya söz verildi de son dakikada değişiklikler mi oldu? Onun vebaliyle, günahıyla, sevabıyla yapanlar düşünsün diyorum. Yani değildiyse zaten öyle bir söz verilmemeliydi. Şimdi Ankara birinci bölge çok ilginç. Evet. Ağır topların olduğu AK Parti açısından bir bölge. Okur musunuz hocam? Yalçın Akdoğan siyaset bilimcisi. Tabii 13 kişi, hepsini okumayalım. İlk 6 yıl. Ahmet Gündoğdu eğitimci. Evet. Ali İhsan Arslan yönetici. Evet. Jülide Sarı Eroğlu ekonomist. Hı hı. Murat Alparslan, Ertan Aydın. Mesela ilk ikisini... İlk Yalçın Bey'den başlayalım. Başbakan yardımcısı. Yalçın Bey, Refah Yol iktidarında dönemin devlet bakanı Ahmet Cemil Tunç Bey'in basın danışmanlığını yaptı. Oradan evet biliyorum. Çalışkan, şu anda biliyorsunuz çözüm sürecini yürüten başbakan yardımcısı olarak devam ediyor. AK Parti orada ben ikinci bölgede de düşündüğüm ismi geçen adaylar vardı Ankara ikinci bölgede. Örneğin işte Tülay Selamoğlu kaçın sırada bilmiyorum şu anda 6 mı 7 mi
Ankara Eksici 7, Mimar. 7. sırada. Mimar. Evet, Tülay Hanım çok renkli bir sima. Çok daha önce Refah Partisi'nde teşkilatlarda çalışmış. AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi'nde görev almış. Hatta Elazığ İl Koordinatörlüğü yapmış. Yakinen tanıdığım bir hanımefendi. Hani 7. sıra belki ilk, daha ilk sıralarda. Yani burada çok ilginç. Mesela Ankara 1. bölgede 8 tane avukat var. Evet. 18'den 8 avukat. Bizde mesela 2 tane bizde avukat olunca. Bizde %50'si avukat. Bizde 2 tane avukat olunca çok abartılı göründü ama bir avukatın MKYK üyesi olduğunu biliyoruz zaten. Diğer avukatımızın da siyasi geçmişi çok fazla. İşte bir tanesi Selamet Partisi'nden, Refah Partisi'nden, Fazilet Partisi'nden gelmiş bir siyasi geçmişi var. Onun için hukukçuların olması aslında şey açısından da iyi. Bu çözüm süreciyle ilgili hukukçuların olmasında fayda var diye daha düşünüyorum. Çözüm sürecini çözdük ya. Yani seçimi bir atlatalım hocam. Şimdi inşallah. Diyarbakır da ilginç. Evet. Mesela Sayın Bakanımız Diyarbakır'da, Cevdet Yılmaz birinci sırada. Evet. Mehmet Salim Ensarioğlu ikinci sırada. Seyit Haşim Haşimi. Evet. Oya Eranot. Evet. Mühendis. Fazıl Hüsnü Erdem eski rektör adayıydı. Abdurrahman Kurt altın sıradaydı fakat geri, ayrıldı. Geri çekti, onun yerine evet. Mutlaka tabi ben burada şunu söylemem gerekiyor. Burada Diyarbakır listesinde belki de bakana verildiği için biri söylemiyorum ama ikide olması gereken insanlardan birinin Abdurrahman Kurt olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani şimdi, karış karış Doğu Güneydoğu ve televizyonları gezerek çözüm sürecini halka anlatan bir insan. Ve halk tarafından sevilen yani bir vekildi. Kesinlikle ben özellikle Mehdi Eker'in 3. dönemi olduğu için evet. Aday gösterilmedi. Ben Oya Hanım var orada biliyorsunuz. Oya Hanım Oya Hanım niye var? Oya Hanım geçen dönem sıkıntılı bir şekilde geldi. Çünkü bir dershane saldırısında Oya Hanım'ın çocuğu öldürülmüştü örgüt tarafından. Oya Hanım o dönemden aday olmuştu. Acılı bir annedir, bilir. Yani en azından o da orada yaşadığı için. Oya Hanım'ın olması tabii kaçın sırada şansını bilmiyorum ama Diyarbakır'dan. Diğer ikinci sıradaki yani, hocam kimdi? İkinci Mehmet Salim Ensarioğlu. Ensarioğlu doğru yol, doğru yol kökenli, köklü bir aileden gelen. Çünkü Ensarioğlu ailesinden zaten yine vardı biliyorsunuz. Bir önceki şeyde milletvekili vardı. Daha önce Doğru Yol Partisi'nde bakanlık da yapmış bir milletvekili adayı. Evet. Yani orada Diyarbakır'da özellikle seçici olmuş. Üçüncü sıra kimdi hocam? Üçüncü sırada Seyit Haşim Haşim. Bunlar evet, tabii onlar da bilinen bir aileden. Bunlar tabii burada aha. Normalde 4-5 AK Parti evet. Götürüyor. Evet. Altı riskliydi. Evet. Biraz herhalde bilinen bir aileden. Abdurrahman Kurt biraz alınganlık gösterdi gibi geliyor. Yani biraz da haklılığı var. HDP'nin baraj aşaması zamanında. İkinci aşamada konuşacağımız aradan sonra özellikle Eskişehir'de Nabi Avcı ilk evet. sıralarda Eskişehir için tabii büyük bir değer. Nabi Hoca evet. tabii Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Büyük bir değerdir. Eskişehir'in sevilen sayılan bir insana. Şu an Milli Eğitim Bakanımız. Gaziantep'te biliyoruz. Mehmet Şimşek var özellikle ekonomisi evet, ilk sıralarda. Batman'la biliyorsunuz. Evet. Mehmet Bey Maliye Bakanımızdı. Gaziantep'te de beklenen listenin oluşmadığı halk Şamil tarafından Tayyar düşünüyoruz. Var, bu da şimdi sırada. Orada da hocam bizim burası gibi bir farklılık var. Antepli değil derler hemen. Şamil Tayyar Bey İslahiye bölgesinden. Evet. Tanıyorum eski gazeteci. Geçen dönemde milletvekiliydi. Orada işte Nizip bölgesinden. Ama bir şey var orada. Mehmet Erdoğan var ikinci dönem. Evet. Mehmet Erdoğan aslen Adıyaman Besnilidir yani. Biz hani diyoruz ya dışarıdan biri geldi. Öyle bir şey yok aslında. Geçen dönemde İstanbul 1. bölge İdris Güllüce evet. var 1. sırada. Ben söyleyeyim. Çevre Şehircilik Osman Bakanımız. Can, evet. Osman Can. Osman Can raportördü. Oradan evet. biliyoruz. Anayasa raportörü. Gibi. Ağır evet. toplar var. Tabii bizim de burada biliyorsun bir valimiz vardı. Hı hı. Listeye giremedi. Görevine döndü. Vali bu Bey, arada evet. geri döndü görevine. Güzel bir gelişme. Hemen insanlar görevine döndüler. Evet. Bu da tabii memurlar açısından sevindirici. Sevindirici bir olay, onu evet. Onu da hayırlı olsun. Başvurup bir önceki yerine. Dönemler gibi olmadı. Evet. Mesela ikinci bölgede özellikle göze çarpan il başkanı var. Aziz Babuşçu. Evet.
dördüncü sırada. Evet. İl başkanı olmasına rağmen dördüncü sırada bırakmışlar. Aziz Bey tabii güçlü olduğu için dördüncü sıra çok önemli değil aslında AK Parti için orada. Yani tabii bazı mutlaka stratejik şeyler. Yani bizde de dördüncü sırada izlemiştir. Ömer Bey var biliyorsunuz. Üçüncü bölgede olur. Mustafa Şentop var öğretim üyesi. Genel Başkan Bilmem, Yardımcısı. Feyzullah Kıyıklı var yine. Evet, Kıyıklık. Eski belediye başkanlarından. Yani tabii listeler uzun. Her birine değinmiyoruz. Evet. Tabii bu arada programımızın ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Eğer son şeylerinizi alalım. İlk bölümü kapatalım. Tabii listeler hiçbir partide memnuniyet yaratmadı. Bu AK Parti için de olsun, CHP için de, MHP için de. Evet. HDP'de de sesler yükseldi biliyorsunuz. Beklenen adaylar olmadı. İşte söz verildi. Konya'da başbakanımız var. Tabii bu arada evet Sayın Davutoğlu da kendi ilinden aday oldu. Ben ikinci bölümde Elazığ'a döneriz inşallah. İnşallah. Şimdilik seyircilerimize iyi günler diliyorum. Evet sayın seyircilerimiz, program birinci bölümünü bitirdik. Bir reklam arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Elazığ konuşacağız biraz. Tabii evet, Elazığ'da da artık şekillenme oldu. Hı-hı. Adaylarımız belli. Birinci sırada eski vekilimiz var, Şuay Alpay. İkinci sırada kimdi? Metin Bulut Bey var. Metin Bulut. Üçüncü sırada... Profesör Doktor Serpil Bulut hanımefendi var. Dördüncü sırada ise avukat Ömer Serdar. Evet. Tabii bu sıraya baktığımız zaman öncelikle ne dersiniz? Bölgesel dengeler düşünülmüş mü? Evet. Bölgesel dengeler düşünüldü. Zaten dört kişi. Yani her bölgeden aday yapmaları zaten çok zor bir olaydı. Yani AK Parti'de şu anda bölgesel dengeleri düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Tabii memnuniyetsizlik de olmaz mı? Olur. İşte biliyorsunuz şehrimizin büyük bir problemi nüfus oranı %80 şehir merkezinde yaşayan bir iliz. Burada işte Kovancılar, Karakoçan merkez nüfusu yoğun olan ilçelerimiz. Diğer tarafta ondan sonra Palu geliyor. Diğer ilçelerimiz zaten işte 5000, 6000, 3000, 4000 nüfuslu ilçelerimiz. Baskil ilçemiz bu arada var. Yani Ağın, Baskil, Keban bölgesel bazda düşünürsek bir bölgede. Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak, işte Kuvancılar, Palu, Karakoçan. 10 tane ilçemiz var. Şuay Bey Elazığ merkeze kayıtlı biliyorsunuz. Metin Bey Elazığ doğumlu ama babası Kuvancılar ilçesinin köyünden. Ömer Bey Palo ilçesinden tabii okulunu burada okumuştur, burada büyümüştür. Yani Elazığ İmam Hatip Lisesi mezunudur ve burada ikamet eden bir avukat arkadaşımız. Profesör Serpil Bulut hanımefendi 91 yılında Elazığ'da görevi nedeniyle Elazığ Fırat Üniversitesi'nde görev almış ve o tarihte burada evlenmiş eşi Sivriceli olan bir hanımefendi. 2-3 tane STK'nın da başkanlığını yapıyor. Siz de biliyorsunuz dönem sözcülüğü yaptınız 80 tane STK'nın. Evet. Daha yakından tanıyorsunuz. Aynı üniversitede olmanız hasebiyle. Hocam ben tabii Şuay Bey MKYK üyesi olduğu için biliyorsunuz AK Parti'nin birçok yerde eskilerden birer tane mutlaka gösterildi. Bir veya iki tane. Ya yani ben bir tanesinde bugün endişe duydum şeyden. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Erzincanlıydı. İstifa edip aday olmuştu ki biliyorsunuz Binali Yıldırım'ın çok yakındı, sağ koluydu. Örneğin Ümraniye Belediye Başkanı kardeşi olduğu için aday gösterilmediniz diye tekrar böyle bir serzenişte bulunmuştu. Bizde de Ahmet Cemil Tunç Bey vardı. Evet. Eski devlet bakanı. Şu an AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi. Başvurmuştu. Aday olma ihtimali yüksek olanlardan biriydi. Ancak onun da işte eniştesinin belediye başkanı, Elazığ Merkez Belediye Başkanı olması hasebiyle gösterilmediği söyleniyor. Yani sizin de benim de çok daha çok yakın arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Tabii 63 taneden 4'e düşmek zorunda. Evet. Bu ilk etapta kırılganlıklar yarattı. Özellikle belli bir kesimde bayan adaylar arasında bir şey oldu. Bu da
sanırım dinecek yani. Çok geçtiğimiz seçimlerde de olmuş bir olaydı yani. Zaten geçen seçimlerdeki kasetleri, ilk tepkileri tekrar koyun dinleyin. Hı hı. Geçen yılın aynısı. Evet. Yani tabii zaman 53-54 gün gibi bir zaman var. Hı hı. Çok şey değişecektir. Ama hı hı. Mesela önümde 2011 Elazığ genel seçimleri var. Evet hocam. Mesela AK Parti'nin toplam oy üzerinden aldığı 213 bin, evet. 14 bin oy almış. 213 bin küsur. Evet. %67'ye denk geliyor. 67,5'a. Evet. MHP %14,46. 45.768'e zaten, evet. Bunun karşılığı bir vekil demek. Evet. Şimdi dolayısıyla burada CHP 4 bin küsurla 41.725 aldı. Evet. %13,18 ile. Tabi Saadet Partisi Büyük Birliğin birleşmesiyle oy oranı %3 görüküyor şu anda. Evet. Tabii yani 7 bin, 2 bin. Evet. Bir de yani bir miktar. O dönemde Has Parti de vardı biliyorsunuz. Evet. Has'ın da oyları bir miktar. 3 binde Has Parti'nin vardı o dönemde. Yani seçime girdiği, evet, için. Evet. Has Parti'nin de %1. Bunun da yaklaşık işte yarı yarıya bölersek. 3 bin küsürdü zaten. %68 civarlarında AK Parti'nin oyu gibi görüküyor. Evet. Bu seçimde şu anki durum tabii konuşuyoruz. Nasıl bir dağılım bekliyorsunuz? Yani AK Parti mevcut oyunu alır mı? Yükseltir mi? İttifakın her dönemde nasıl olur? Her dönemde küskünlükler oluyor. Geçmişte 2009 yerel seçimlerinde mesela Elazığ Merkez Belediye Başkanı adayı Süleyman Selmanoğlu aday olunca AK Parti teşkilatında çok büyük küskünlükler oldu. O zamanki yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi. İl başkanına bir süre verdi. Ya çalışacaksınız ya da 24 saat içinde istifa edeceksiniz anlamında. Net bir şey. Tabii net olarak tavrını koydu. Şimdi burada tabii AK Parti nasıl bir tavır alır? İl teşkilatının içinde yakınları olup da aday olmayanların çalışacaklar mı, çalışmayacaklar mı? Örneğin kadın kollarında seslerin yükseldiği, yani bir yakınlarının aday olmamasından dolayı. Bunlara bir an önce önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ya çalışacaklar ya da çok elzem bir şekilde, çok seri bir şekilde hemen istifalarını alıp yeni bir yönetim kuracaklar. Çünkü bu gençlik teşkilatında da böyle bir kaynama olduğunu biliyoruz. Yani şey değil, hani üst sınırı tutamıyor. 4-0 yapacağız şeyi var, yapamayacağız endişesi var. Sanki yakınımız aday olmadı. Ona bakarlarsa, yani en çok benim yakınlarım da vardı, olmasını isterdim ama ben bu çalışmayla, dediğim gibi Ömer Bey'in 4. sırada olması bir lokomotif gibi arkadan sürükleyeceğini düşünüyorum. Burada Serpil Bulut hanımefendinin birkaç ilçe gezisine gözlemlemek için eşlik de ettik. Çok güzel karşılandı. Yani ilçelerde sorun yok. Bildiğim ilçelerde, özellikle işte Karakoçan, Kuvancı, yani diğer ilçelerde de herhangi bir problem yok. Dışarıdan algı operasyonu yapılsa da olumlu. Çok olumlu tepkiler var. Zaten Serpil Bulut hanımefendi konuştukça insanlar tanıyacak diye düşünüyorum. Yani yakinen tanıyanlar biliyor ama. Aslında merkezde de kanallar biraz susunca tepkiler azaldı aslında, değil mi? Onun etkisi olacak tabii. Yani duygusallıktır. İlk günlerin duygusallığıdır. O da normal. Yani, normaldır. Yani normal. Anormal bir durum yoktur bence. O da normal. Çok eğer, şey yapmamak lazım. Eğer insanlar davasına sahipse, bu her parti için geçerlidir. Bu dava için ben burada görev alıyorum diyorsa orası biraz düşünmek lazım. Ama ben makam ve mevki için buradayım. Evet. Bana makam verilirse ben varım, makam verilmezse ben yokum diyorsa zaten onlardan hayır gelmez yani. Şimdi tabii biliyorsunuz milletvekili sayımız 5'ten 4'e düştü. Evet. Düştü. Hı hı. Tabii her türlü gayrete rağmen sadece işte 500 kişi gibi bir nüfusta artış var. Evet. Tabii bu yetişkin sayısında belki bir artışı da getirecektir. Tabii mutlaka. Fakat o zaman ben oy baremlerinin, yani toplamda AK Parti'nin ya da diğerlerinin alacağı oy oranlarına yani toplam nüfusta çok fark ettiğini düşünmüyorum. Evet. Şimdi mesela buraya baktığımız zaman mevcut şekliyle Milliyetçi Hareket Partisi %14,46, yani 45.768 kişiden, evet, oy almış. Hı hı.
bu oyunu yükseltir mi? Ne görüyorsunuz? Nasıl görülüyor? Hocam, biraz da tabii çıta da açıldı. Çıta yani açıldı. Bir, herhalde 50 bin civarında. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha doğrusu tabandan beklenilen isimler vardı. O isimlerin olmaması Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir kırılganlık yarattı. Her ne kadar işte örneğin Bilal Çoban partimin yanındayım diye açıklama yapsa da seven taraftarlarında bir kırılganlık var. Mustafa Gül'ü bir kenara atmamak lazım. Yani milletvekili yaptığı dönemde çalışkan biriydi. Mustafa Gül aday değil. Kendine göre o da kırıldı. Veysel Esen çok beklenenlerden biriydi. Avukat. O da olmadı. Burada başkalarına dışarıdan geldi dedikleri zaman mesela Yavuz Temizer Elazığ'da yaşamıyor, Ankara'da yaşıyor. Ama birinci sıraya konuldu. Oraya hiç tepki yok. Yani oraya tepki yok. Mesela Mehmet Ağar da geçmiş yıllarda. İkinci sırada biliyorsunuz Adana'da görev yapıyordu. Tepki yok. Pijamasını tıraş takımına alıp yıllarca Elazığ'ı görmeden Elazığ'a gelip aday olanlar da var bunların içinde. Yani aday olmak için gelenler vardı. Kimse çok tepki göstermedi. Nedense gerçekten siyasi ve diğer kariyerine bakınca kendi dalında uzman olan Profesör Doktor Serpil Bulut, 25 senedir Elazığ'da yaşayan, çocukları Elazığ doğumlu olan, eşi Elazığlı olan bir hanımefendiye nedense böyle algı operasyonu yapılıp diğer partiler de sanki onu kullanmaya çalışacaklar. Ama Serpil Hanım kendisini rahat anlatır, ben ondan eminim. Burada MHP'nin de sıkıntısı var çünkü yerel seçimlerde düşünebiliyor musunuz? 2011'de 45 bin Elazığ geneli oy alıyor ama merkezde yerel seçimde Bilal Çoban aday olduğunda 55 bin oy alıyor. Bu büyük bir faktördür hocam. Yani bunu genel merkezin neden göz önüne almadığını, eksileri artıları nedir bilemem. Ama Bilal Çoban'ın olmaması bana göre MHP'de bir kayıptır. Yani bana Mustafa göre Gül'ün olmaması büyük bir kayıptır. Ben ya, Bilal Çoban'ın olmamasını aslında MHP için ben de kayıp olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü bu dönemde dışarıdan alacağınız oylar daha önemli. Tabii ki. Bu aday profili içerisinde en net görünen şudur ki Bilal Çoban çalışmalarıyla dışarıdan. Ben CHP'den oy aldığını biliyorum. Ve bu dönemde aslında CHP'den evet, çok kaçacak oy var. Bunları evet, çekecek birileri olsa MHP burada bir garanti görür. Evet. Yani o durum olsaydı bir garanti görürdü ama evet, seçim atmosferinde performansları ne olur? Halk bunu değerlendirir. Tabii bakanlar da devreye, hı-hı, girmedi. Bir sürü albenisi olan işler. Kendi partileri de gelip çalışacak. Genel başkanları gelecek. Mitikler yapacak. Çalışmalar, tabii, yapacak. Mutlaka bu, millet değerlendirecek. Fakat evet, Bilal Çoban'ın bu listede olmaması eksik. Tabii dediğiniz gibi mesela Veysel Esen de aslında Elazığ kamuoyunda gerçekten bilinen bir isim. Evet. Yani onun da yani liste aslında biraz AK Parti'ye fayda sağlayan bir liste. Yani özel çalışılsaydı böyle evet, yapamayabilirlerdi yani nasıl yapalım gerçekten, diye. Gerçekten. Tabii şimdi CHP mesela çok ilginç. Şimdi CHP'de aslında bir vekil çıkartmaya yaklaşmıştı. Evet. Mesela bir Ali Özcan evet, gerçekten bir artı katmıştı. Hı hı. Şimdi mesela burada neden Ali Özcan'ı düşünmediler ben hayret ediyorum. Mesela bu listede yani normalde Septoğlu olabilir. Ama bu listenin arkasında veyahut da işte bir iki artı kendi aralarındaki problem çok rahatlıkla bir vekil yani 20-25 yıl sonra belki 30 yıl mı etti? Kaç yıl oldu? 77'den bu yana 77 yok. 77 ne yapıyor? 87, 90, 2007 yani 30 yılı 40 yılı buluyor yılı neredeyse. Elazığ'dan yani bir fırsat CHP aslında evet, ve Doğu Güneydoğu Anadolu'da yani Elazığ, dirilme şansı genel vardı. Genel başkanlık yapmış Aydın Güven Gürkan'ı bile çıkarmadı. Yani buradan bin oyla kaybetmişti. Evet. Burada bir not var hocam aklıma geldi hemen de. CHP Tunceli ikinci sıra adayı da biliyorsunuz ayrılmıştı. 95 yılında Elazığ'da birinci sıra adaydı Gürsel Erol. Evet. Tunceli'deki ikinci sırasını beğenmediği için o da listeden geri çekildi. Yani bu da bir alt not yani. Evet. Yani CHP bu dönem bu oyu alabilir mi Elazığ'da? Yani 41.725. Hocam tabii malum 4
milletvekili olacağı için yüzdeler çok önemli. CHP'nin burada bu şansını zorlayacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Ali Özcan gerek CHP'nin mensuplarından gerek ova köylerinden CHP'ye çok büyük katkısı oldu. Yani gerçekten. AK Parti'ye, MHP'ye gidecek oyları da almıştı. Şimdi hatta o dönemde hatırlarsanız Ağar'ın bir açıklaması tabii, yıkmıştı. Tabii, aslında işte potaya AK Parti'nin yanındayım anlamında bir açıklama yayıldı. Ali Özcan da çok büyük bir tepki göstermişti. Bir de ovada göstermişti. Böyle bir sansasyonel bir olay olmuştu. Tabii yani o tepkiyi de hatırlıyorum yani, ve verdiği tepki de vardı. Evet. Hani hesabını soracağım anlamında bir tepki vardı ama kimse kimseden hesap sormadı. Tabii günler geçti, yıllar geçti, 4 yıl geçti. Bu hesap da sorulmadı. Burada CHP'nin birinci sıra adayı çok önemli şu andaki Feyzi Septoğlu. Feyzi Septoğlu'nu geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Palo doğumlu, Septoğlu ailesinden, Şeyh Said'in torunlarından. Bunu özellikle vurguluyorum ki yani atasını dedesini asan partiden şu an milletvekili adayı. Bu bana biraz ilginç geldi. Feyzi Bey 70'li yıllarda Doğru Yol'da ilçe başkanlığı yapmış. 80'li yıllarda yine Doğru Yol Partisi'nde il başkanlığı yapmış. Deneyimli bir siyasetçi aslında. Ama Palo bölgesi CHP'ye oy verir mi? Orada biraz endişeliyim. Yani veya CHP'li olan kesinden özellikle Alevi kardeşlerimizden oy alır mı? Onunla da benim endişem var. Çünkü Alevi kesimi olan kardeşlerimizin de bir kısmının HDP'ye, çünkü MHP'ye de Feyzi Çakmak Yıldız bağlarında biliyorsunuz evet. MHP'ye de çok oy çıktı yerel seçimlerde. Onun için Feyzi Bey'in işi gerçekten çok zor. Yani kardeşi AK Parti'de milletvekiliyken kendisinin CHP'ye gitmesi, bir örnek daha var tabii, kendisinden bir küçük kardeşinin de MHP'den yerel seçimlerde aday olup kazanamaması büyük bir faktör. Sıkıntılı bir durum var burada şu şimdi anda. Şimdi tabii biz burada bir şeyi daha dikkate almamız gerekiyor. Evet. Bu seçimde bir aktör daha var. Eskiden bağımsız giriyordu. En azından bağımsız evet. adaylar yoktu. Hı-hı. HDP'nin mesela evet. Bir artık oy potansiyeli var. Bu tabii ne nasıl etkiler? HDP burada zorlar. Çünkü HDP barajı aşmak için şu anda HDP'nin de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçiminde Selahattin Demirtaş 31 bine yakın oy aldı. Evet. Bu az bir oy değildi. Geçmiş seçimlere kıyaslarsak yüksek bir oydu. Yani peşinden takip ediyor MHP'yi, CHP'yi. Az değil bu oy oranı. Belki biraz daha arttırabilir burada. Çünkü adayları da tanıttılar biliyorsunuz. Adaylar da kendi partiler tarafından övülen, sevilen adaylar. Adayların meslektaşım Diyarbakır kimya mezunu. Evet. Yurt dışı tecrübesi olan tabii, bir insan. Tabii. Tabii 31 bin Cumhurbaşkanı seçiminde tabii neyle birlikte aldı bunu? Özellikle CHP'nin desteği, kısmen MHP'nin desteğiyle aldı. Tabii. Yani gerçek oy potansiyellerine... Hayır, CHP'nin desteğiyle, MHP'nin desteğiyle nasıl alır hocam? CHP'nin desteği, CHP Ekmelettin İhsanoğlu vardı, MHP, CHP. Pardon, özür dilerim. O yok, evet, CHP'yle evet, bir alakası evet, yok. Evet, CHP, evet, MHP ile. Evet, bu HDP'nin kendi oyudur. Evet. Selahattin Bey ile ilgili. Yani Yanlış oldu. Bu arada yani potada, takipte ya yani 31 bin oy dediğimiz zaman o da %10'lara denk geliyor lazım merkezde oy oranı. %10 evet. %10. Yani diğer partilerin oy oranları düşebilir. Ha, AK Parti'yi de etkilebilir. Yani şimdi burada, burada tabii HDP'ye başka nelerden gelebilir düşündüğüm zaman biraz bölgesel oylarda kayma olabilir. O da yükseltebilir. Evet. Onun haricinde bir yerden gelir mi? İşin doğrusu tepki oyları olabilir ama her halükarda MHP ile çekişir gibi geliyor bana. Tabii yani MHP, CHP ve bir miktar HDP, AK Parti'den de kayabilir. Biz şeyi konuşmadık, Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi. Şu anda ikisinin ittifak halinde topladım ben oylarını. Evet. 2.27066 zaten 3 civarlarında oylar evet, var. Evet. Yani bir miktar burada da artış olacaktır mutlaka. Hı-hı. Ben öyle düşünüyorum. Hı-hı. Tabii burada AK Parti, Saadet Partisi şu güzelliği yaptı.
Özellikle birinci sıradaki vekil Selami Ekinci, avukattır kendisi. Evet. İkinci sırada Saadet Partisi, üçüncü sırada Saadet Partisi ve dördüncü sırada Saadet Partisi'nin adayları var. Ama özellikle de rahmetli Muhsin'in avukatlığını yaptığı için de Muhsin Yazıcıoğlu'nun burada sırayı ona kadar öyle bir evet. jest yaptılar. Evet. Zaten tabii, geçmişte Büyük Birliği'nin il başkanlığı da yapmıştı, Selami. Evet. Burada bir oy potansiyelinde artış gözlenecek diye düşünüyorum. Hı hı. Ama ne kadar olur onu seçim sırasında göreceğiz. Burada diğerleri her şey zaten burada her şey AK Parti'nin çalışmasına bağlı. Performansına bağlı, çalışmasına bağlı. AK Parti akıllıca bir şey yaptı diyebilirim. Yani her ne kadar Ömer Bey dördüncü sıradaysa da Ömer Bey'in teşkilatçılığı çok önemli. Ve birinci sıradakinin yani Şuay Alpay Bey'in bu dönem çok daha çok fazla çalışması gerekir. Yoksa kendisi açısından da ileri aşamalarda sıkıntı olacaktır. Tabii yani çünkü şöyle geçmiş dönemde de söylemiştik daha önceki programımızda. Evet. Şu anda tabii birinci sırada rolü var. Yani birinci sıraya yazılmaz tesadüf değil. Tabii. Bir sorumluluk veriliyor. Bir de tecrübeli bir aday istendiği için onun içerisinde tecrübelisi o. Yani AK Parti içerisinde. Dolayısıyla bir sorumluluğu var ama tekrar hatırlatıyoruz ki yani birinci sırada olmak her şeyi hayır. çözmüyor. Sorumluluğu artırıyor aslında. Ben mesela şimdi hocam bütün atamalarda ve şu anda siyasetteki başarı ve başarısızlık kendine yansıyacağı için hı hı. işte daha öncesinde kim vardı birinci sırada? Sayın Zülfü Bey vardı. Ondan önce Sayın işte Çetinkaya vardı. Hı hı. Onlar yoklar şu anda. Demek ki bunda bir bedeli var. Sondakilere yükü bırakmadan bütün vekillerin eşit çalışması gerekiyor. Ben şeyde bir örnek vereyim hocam. Kovancılardan yerel seçimlerde il genel meclis üyelerinden bir örnek vereyim. Birinci sıradaki arkadaş üçüncü sıradaki arkadaşın kendi köyünden gece seçim gecesi gidip oy almak için ricada bulunduğunu biliyorum ki o da il genel meclis başkanlığıyla taşlandırıldı. Yani çalışma ben birinci sıradayım rahatım çalışmayayım anlamı değil. Yok. Aksine üçüncü sıra dördüncü sıradakinin daha fazla çalışması gerekir. Çünkü fedakarlık noktasında arkadaşlarını evet. da sıklaması evet. gerekiyor. Yani işte Metin Bey'in geçen sefer beşinci sırada çok yoğun çalıştığını biliyoruz. Yine söyledik. Geçen sefer vekil olamamasının nedeni bakın orada 45 bin MHP'nin oyu var ama burada AK Parti 213.414 oy almıştı. 215 bin oy almış olsaydı yani 1700-1800 civarında bir oy daha almış olsaydı MHP'de vekil çıkaramıyordu. Yani burada 5 tane milletvekili olacaktı. Ama tabii o dönemde özellikle Sayın Enver Erdem'in Elazığ'da popülaritesi yüksekti. Onu da AK Parti yaptı ama bakın AK Parti evet. Özel İdare Genel Sekreteri yaptı. AK Parti'yi kullanarak özellikle belli bölgelerde bazı hizmetler yaptı, reklamını yaptı ve bu konuda da işte tanındı. Biliyorsunuz Yavuz Temizer ikinci sıradaydı. Evet. Yavuz Temizer'in o dönemdeki sempatikliği de buna etken oldu aslında. Yani belki dediğim gibi her sandıktan bir oy alınsaydı AK Parti o dönemde 5 milletvekili çıkardı. Yavuz Temizer o zaman gerçekten onu anlatmaya tabii. çalışıyordum. Siz hı-hı. kesince söyleyemedim. Evet. Yani Yavuz Temizer Enver Erdem'in hı-hı. hatta çıkmasına bana göre en büyük, çok büyük katkısı oldu. Evet, çok büyük katkısı sürdü. Oldu. Ama bu burada, dönemde de bir rüzgar estireceğini ben şahsen düşünüyorum. Bu dönemde MHP'nin içinde yani her ne kadar Bilal Çoban partimin yanındayım diye açıklama yapsa da Bilal Çoban'ı seven taraftarları da çok fazla yani Bilal Çoban varmış gibi çalışacaklarını tahmin etmiyorum. Yani öyle bir bilgim olduğu için söylüyorum. Tabii şimdi arkadaştır, lideridir, evet. onunla birlikte evet. hareket edenler mutlaka hı-hı. kırılganlık gösterecek. Yani Mustafa ama, Gül yabana atılacak bir aday değil de aday olamadı. Evet. Geçmişte milletvekili performansını da bildiğimiz için söylüyorum. Ya ben tabii genel olarak baktığım zaman Elazığ'da özellikle CHP'nin eski gücüne ulaşamayacağını çok net görüyorum. Ben öyle onu, tahmin ediyorum onu söyleyebilirim. Ama Feyzi Bey'in çok çalışması gerekir burada. Saadet Partisi Büyük Birlik İttifakı'nın bir miktar oy arttıracağını düşünüyorum. Evet. Burada MHP'nin tabii özellikle
Yavuz Temizler'in arkasındaki arkadaşlar genç, dinamik, gerçek bir performans sergilerlerse... MHP'nin tüm adayları yüksek okul mezunu, AK Parti'nin tüm adayları yüksek okul mezunu. Birçoğunu tanıyoruz. Evet, yani, hepsini tanıdığımız için. Bir de tabii bir bölgeye aşırı yüklenmişler. O bölgeden biraz fazla oy alabileceklerini düşünüyorum. Yani maç biraz zorlu geçecek. Biraz zorlu geçecek biraz zorlu ama geçecek. Dediğim gibi AK Parti içindeki biliyorsunuz 63 tane aday adayı vardı. Birlik beraberliği gösterirse hiçbir sıkıntı yaşamadan, çünkü bu baraj olayla, bu oy sayısıyla 4-0 yapmamasının bir nedeni yok yani. 4-0 yapma ihtimali çok yüksek. Tabii mesela burada geçen seçimlerde HDP olmadığı için, evet, mesela Cumhurbaşkanlığı seçimini baz alırsa, tabii bunun içerisinde bir miktar başka yerlerden gelen oy olabilir ama şu alınan yüzdeler genel seçime vurduğu zaman aslında 31 bin, ama 25 bin diyelim. HDP yoktu. Tabii burada bağımsız adayları vardı biliyorsunuz. Bağımsız ama çok şey yine, yapmadılar. Yine 10 küsür bin yani oy çok alındı. Çok fazla yani yüklenemiyor. Evet. Ben de onu söylemek istiyorum. Şimdi tabii şeyle girdiği zaman bu oya bile yaklaşılsa aslında buradaki oy oranlarını da düşürebilir. Yani HDP'nin burada kullanacağı taktik, bizim barajı aşmamız lazım. Biz tabii vekil çıkarmasak bile yüklenecektir. Yani bir oy bir oydur. Cumhurbaşkanlığındaki seçimlerdeki oy oranına en azından yaklaşacağını düşünüyorum. Evet, yani kesinlikle. O da ne yapacaktır? Diğer partilerden bir miktar düşme gösterecektir diye düşünüyorum. Özellikle CHP'den daha fazla, AK Parti'den biraz daha az düşme sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani zorlayacak burada. Evet. Burada iş yine iktidar partisine düşüyor. Biz ne desek aslında AK Parti'nin yapmış olduğu hatalar kadar diğer partiler de aslında tabii hata yapmış onlar durumda. Da hata. Yani oy potansiyellerini tamamen ortaya çıkaramıyorlar yani aslında. Şimdi bölgesel yerler göz önüne alınmadı derken AK Parti için, ama MHP'de de aynı olay. Bölgesel dengeler göz önüne alınmadı. MHP'de aslında bu, çok daha kötü. CHP'de de bölgesel dengeler göz önüne alınmadı. Yani çok kimse birbirini eleştirmek için söylemesin. Yani dediğim gibi bölgesel dengeleri hiçbiri yapmadı ki AK Parti'ye burada serzenişte bulunsunlar. Evet. Veya onu itham etsinler veya el altından işte muhalefet yapsınlar. Değil aslında. Onlarda da aynı olay var. İşte samimi ekip kuranlar, özellikle ben MHP ile AK Parti'yi kastediyorum. Gayretli olurlarsa kazanacaklarını düşünüyorum. Evet. İkisine bağlı bu olay. Çekişme de kendi aralarında devam ediyor. Yani bu anlamda diğer partilerin yani ben çok zorlayacağını düşünmüyorum. Şöyle gözlemle söyleyeyim hocam. İlçe teşkilatlarının çoğunu AK Parti'nin tanıyorum. Yakinen tanıyorum. Güzel bir hava gördüm orada. Yani biz dava sahibiyiz. Bizim parti teşkilatımız bize kimi aday göstermişse biz adayımızın yanındayız, arkasındayız. Hiçbir sorun da yok. Bunu Karakoçan'da da gördüm, Kuvancılar'da da gördüm, Palo'da da gördüm, Alacakaya'da da gördüm, Sivrice'de de gördüm, Maden'de de gördüm, Arıcak'ta da gördüm. Yani diğer teşkilatlarla da, ilçe teşkilatlarıyla da görüşmem oldu. Onlarda hiçbir endişe yok. Biz partimiz bize kimi göndermişse partimiz bunu görmüşüz. Biz partimizin emrindeyiz. Tabii yapı ve biraz daha fazlasıyla çalışacağız. Evet, yani orada bir sıkıntı yok. Evet Hayrettin Bey, teşekkür hocam, ediyoruz. Süre doldu mu yine? Sonuna geldik. Vallahi zaman su gibi akıyor. Evet. Peki. Yaşımız da bu arada gidiyor. Evet. Onu da söyleyelim. Gençsiniz hocam, benden gençsiniz siz. Evet. Onun için sıkıntı yok. Bölgenin Sesi programını bugün sonuna geldik. Son veriyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de herkese sevgi, sağlık ve huzur dolu günler geçirmenizi istiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.